Ne Atatürk, ne İnönü, ne Refat Bele, ne Kazım Karabekir. Bunların hiçbirisi Cumhuriyet'in adamı değildi. Bunlar birer Osmanlı paşasıydı. Osmanlı'nın nasıl battığını birebir gördüler bunlar. Ve dediler ki öyle bir ülke kuralım ki sağlam ayakları üzerinde duran bir ülke olsun. O nedenle padişahın kulu ve kölesi olan bireyler değil, Cumhuriyetin özgür bireyleri olsun dediler ve Cumhuriyeti kurdular. Bir kişi milli iradeyi temsil edemez. Demokrasilerde böyle bir şey yoktur. Güçler ayrılığı bu açıdan çok önemlidir. Şunu insanlık tarihi gördü ve öğrendi. Bir kişiye bütün yetkiler verildiğinde o kendi ulusunu bir süre sonra felakete sürüklemiştir. Örnek mi? Hitler örneği en somut örnek. Bütün yetkileri aldı. Ben başkanım dedi. Sadece kendi ülkesini değil, bütün dünyayı kana buladı. Ve ne yapıldı? Alman Anayasası'na halkın direnme hakkı kondu. Tıpkı 15 Temmuz'da halkın direnme hakkını kullandığı gibi. Dolayısıyla demokrasiye yönelen her harekete karşı hepimizin ortak mücadele etmesi lazım. Tartışmaktan, uygarca tartışmaktan sakın kaçınmayın, çekinmeyin. Birbirinizin kimliğine, yaşam tarzına, birbirinizin inançlarına saygılı olun. Her değer bizim değerimizdir. Her farklılık bizi ayrıştıran değil, zenginliğimizin kaynağı olmalıdır. Her farklılık. Eğer olaylara böyle bakabilirsek, olayları böyle yorumlayabilirsek, güzel Türkiye'yi birlikte inşa edebiliriz. Evet, umudumuz sizsiniz, geleceğimiz de sizsiniz ama bugünün temel aktörleri de sizsiniz. Dolayısıyla hepinize en içten selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Beni dinleme sabrı gösterdiğiniz için de hepinize yürekten teşekkür ediyorum.